Ali Karahasanoğlu. Kalbime danıştım, yumoş olmuşsun dedi. Ahmet Taş getiren abinin dediğini yaptım. Bir kalp yazısı başlığıyla yazdığı yazıyı sakin bir yere oturup elimi kalbimin üzerine koyarak okudum. Sinirim tavan yaptı. 28 Şubat sürecinde Ahmet abinin çektiği çilelerin hatırına ikinci defa okudum. Hatta bazı bölümlerini üç defa okudum. Yanlış mı görüyorum diye tekrar tekrar okudum. İşte tekrar tekrar okuduğum bölümlerden birisi. Sayın Cumhurbaşkanının doktorlara yönelik giderlerse gitsinler tavrı ne yazık ki tek değil. Bunu mesela Demirel başörtülüler için Suudi Arabistan'a gitsinler dediğinde de yadırgamıştık. Muhtemel ki Tayyip Bey de yadırgamıştır o zaman. Karl Marx'ı logosunun kenarına koyabilecek kadar Marksist gazetede yazan onlarca doktorun ve onlarla birlikte iş tutan TTB yönetiminin oluşturduğu algıyla devlette doktor kalmıyor, hepsi özele geçiyor söylemine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cevap veriyor. Giderlerse gitsinler, yeni mezunlarla yolumuza devam ederiz. Cumhurbaşkanının giderlerse gitsinler dediği doktorların bir hak mahrumiyetleri var mı? Devlette çalışmak mecburiyeti getirilip bu kural istismar ediliyor, açlığa mahkum ediliyorlar mı? Veya temel bir hakları, özgürlükleri kısıtlanıyor mu? Hayır. Devlette de çalışabilirler, özelde de. İdealist olanlar en azından belli bir süre devletin bana şu kadar masraf yapmış, en azından 5 sene, 10 sene devlette çalışıp manevi borcumu ödeyeyim diyebilir ve sonra özel hastaneye geçebilir. Daha yüksek maaşla çalışmasını sürdürür. Kimse devlette zorla tutulmuyor. Mecburi hizmeti saymıyorum. O AK Parti iktidarından önce de vardı. Devletten ayrılırsan doktorluk yapamazsın diyen yok. Hatta devletten ayrılan daha yüksek maaş alıyor. İşte ona sitem ederek gidersen git diyor. Bu cümle bir dervişin ağzından çıkarsa kaba bir cümle diyerek eleştirebilirsin. Bir dergahın kanaat önderi söylerse senin idealine aykırı diyebilirsiniz. Ama haftanın yedi günü çalışan, bayram bilmeyen, tatil bilmeyen bir cumhurbaşkanı, ateistinden komünistine, milliyetçi geçinen bazılarına hatta dindarlarına kadar toplumun birçok kesiminin birilerinin oyuncağı haline gelerek haksız yere saldırdığı bir cumhurbaşkanına maaşı AK Parti iktidarına göre kat kat fazla olduğu halde yine de beğenmeyip özele gittiklerinde gidersen git dedi diye kimsenin çalışma hakkı, temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmadığı halde kimsenin kıyafetinden dolayı kapının önüne konulması söz konusu olmadığı halde kimsenin inancı, kimsenin siyasi görüşü gerekçe gösterilip doktorluk yapması engellenmediği halde, kimsenin diploması başına açmazsan veya şu liseden mezunsan gibi keyfi gerekçelerle iptal edilmediği halde, 28 Şubat'ta okuma hakları ellerinden alınan öğrencilere, Suudi Arabistan'a git orada oku diyen ahlaksızların sözüyle benzetme yapmaya kalkarsanız, bir değil, on değil, Bin defada o yazıyı okusanız, bu yazı kalp yazısı değil, nefret yazısı olur. Ahmet abi. Devamında Erdoğan'ın cebinden değil, devletin kasasından çıkan maaşla ilgili bir tartışmada, devletin verebileceği bu. Yenisinin hazırlıklarını yapıyoruz, ama afra tafra yapıp gidiyorlarsa gitsinler denildiğinde, bu cümleyi alıp ama kendisi de birilerinin isterlerse Kuzey Irak'a gidebileceklerini söyleyi vermişti ile benzeştirmeye kalkarsanız yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde başka bir devlet kurmak istiyorsanız kuzey Irak'a gidin denilmesini maaşı beğenmeyen doktorların yine Türkiye içinde hem de hemen tüm illerimizde olan özel hastanelere gidebileceklerini söylemeyle aynı gibi gösterirseniz bu yazı kalp yazısı olmaz Ahmet abi bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme söylemini geliştiriyor. Bunu AK Parti'nin ilk çıkış hamlelerine benzetiyorum cümlesini de bir değil on defa okudum. Gözümün önünde beliren fotoğraf şu. Başındaki örtü sebebiyle üniversite kapısından polislerce geri çevrilen kız öğrenciler, CHP'li yöneticiler tarafından bir de cumhuriyet düşmanlarına asla izin vermeyeceğiz hakaretine maruz kalmışlar, 2008 yılında memurlar için cesaret bile edilememiş, sadece başörtü yasağı kaldırılmak istenmiş. Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP milletvekilleri anayasa mahkemesine gidip bu değişiklik cumhuriyet düşmanlığıdır, iptal edilsin demişler. O zalimler eğer bugün pişmanız diyorlarsa, toplumun bir kısmı da bu pişmanlığı önemli buluyorsa saygı duyarım. İnşallah aldatılmıyorsunuzdur. Hatırlatmasını yaparım. Ama başörtü zulmünün mimarı olan CHP'nin helalleşme isteğini bu ülkede Dersim katliamı olmuşsa daha başka olaylarda inançlı Alevi kardeşlerimize yapılan haksızlıklar olmuşsa bunların hiçbirisinde AK Parti'nin bir sorumluluğu olmadığı halde AK Parti'nin açılım yapacağız demesini CHP'nin zaten zulmün faili olarak helalleşelim çıkışıyla benzer gibi gösterirseniz o yazı kalp yazısı değil. Kendime söz verdim. Ağır ifade kullanmayacağım. Onun için cümlenin sonunu boş bıraktım. Ama tekrar tekrar soruyorum. CHP'nin zulmün faili olarak helalleşelim demesiyle AK Parti'nin zulmün faili olmaksızın hatta birçok zulmün faili de yine o CHP olduğu halde bir açılım yapmak istiyoruz demesi aynı şey midir? CHP'nin başörtülülere yaptığı zulmü AK Partililer de Alevilere yaptığı şeklinde bir algıyı çaktırmadan yerleştirmek mi istiyorsun Ahmet abi? CHP'nin 1991-95 arasında CHP olarak koalisyon hükümeti olduğu dönemde Güneydoğu'da 15 bin faili meçhul cinayet işlendi. Bunun için helalleşmek istediğinde zaten cinayetlerden sen sorumluydun deriz de Dersim katliamı veya Alevilere yönelik başka haksızlıklarda AK Parti'ye kimin ne demeye hakkı olabilir? Ki bu ikisini birbirine benzetiyor. Ha CHP'nin Kürtlerle helalleşmesi, ha AK Parti'nin Alevilere açılımı diyebiliyorsun. Ahmet abi, Türkan Elçin'in savaşın acımasız enkazının altında kemiklerimizle beraber erdemlerimiz de kaldı, enkazın küllerinden yeniden doğmanın önündeki engel şiddet dilidir sözlerini de alıntılamış. Keşke Türkan Elçin'in eşi Tahir Elçin'in PKK terör örgütü değildir sözünü de yazına alabilseydin Ahmet abi. Binlerce insanımızın katili PKK'ya, terör örgütü değildir tanımı yapmak da aslında şiddet dilidir diyebilseydin. Tarafsız olurdun Ahmet abi. Şimdi kalbinize danışın ne hissediyorsunuz diye bitiriyor Ahmet abi. Kalbime danıştım. Böyle yumoş bir yazı başörtülü mağdur kızların hatırasına, hak ettiği fakültelere gidemeyen İmam Hatip Lisesi mezunu gençlerin hatırasına, PKK'nın katlettiği asker ve polis şehitlerimizin hatırasına hakarettir dedi. Başörtü mağdurları, imam hatipli mağdurlar, şehitlerimiz beni affetsinler. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Kerem Alkin, küresel enerjide tüm kartlar masada. Rusya-Ukrayna gerginliği dördüncü haftasını geride bırakırken, küresel emtia piyasaları ve küresel finans piyasalarının da ötesinde, esas küresel enerji piyasalarında ciddi bir depreme ve belirsizliğe sebep oldu. Mevcut küresel enerji denkleminde bugünden yarına tedarikçi ülkelerle ithalatçı ülkeler arasındaki alışverişi arz talep dengesini değiştirmek neredeyse imkansız. Çünkü her şeyden önemlisi tedarikçi ülkelerin neredeyse tümünün en az 3 ila 5 yıl arasında orta ve uzun vadeli tedarik kontratları var. Bu nedenle bu ülkelere bir anda dönüp tedariklerini başka bir coğrafyaya kaydır demek neredeyse imkansız. Bu noktada bilhassa petrol ve doğalgazla önde gelen tedarikçi konumundaki ülkelerin tümüyle küresel fosil yakıtlar denklemini yeniden kurmak gerekiyor. Dünyanın günlük olarak en önemli petrol tedarikçi ülkesi ortalama her gün küresel piyasaya 6,5 ila 8 milyon varil arasında petrol ihraç eden Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a günlük olarak 4,5 ila 6 milyon varil arasında değişen ihracatıyla Rusya takip ediyor. Irak 2012'den bu yana küresel piyasaya ihracat amaçlı olarak verdiği petrolü 2 milyon varilden 4 milyon varile çıkarırken Amerika 2012'de 41 yıl sonra kaldırdığı ihracat yasağı sonrasında 2013'ten bu yana aralıksız artırarak 3 ila 3.4 milyon varil arasında bir seviyeye çıkararak Kanada'nın 2.5 ila 3.3 milyon varil arasındaki günlük ihracatını artık aşmış durumda. Ülkelerin günlük üretimiyle günlük ihracatını birbirine karıştırmayalım. Dünyanın en önemli petrol üreticisi şu anda günlük bazda 16 milyon varili dahi geçebilen üretimiyle Amerika Amerika'yı 13 milyon varille Rusya, 12 milyon varille Suudi Arabistan takip ediyor. Suudi Arabistan günlük üretiminin önemli bir bölümünü ihraç eden en yüksek orandaki ülkelerin başında geliyor. Petrol rezervleri, günlük üretim, günlük ihracat, her bir tanımda ülkelerin sıralaması doğal olarak değişiyor. Aynı şey doğal gaz için de geçerli. Ülkelerin rezerv günlük üretim ve ihracatına göre sıralaması değişiyor. Dünyanın en yüksek doğal gaz tedarikçisi, ihracatçısı ülkesi doğal olarak Rusya. 240 milyar metreküp. Rusya'yı son birkaç yıldaki ciddi atağı ile 140 milyar metreküple Amerika takip ediyor. Üçüncü ülke ise yine doğal olarak Katar. 120 ila 125 milyar metreküp. 110 milyar metreküple Norveç'i, ve 105 milyar metreküple Avustralya'yı unutmayalım. Avustralya'nın ihracatının tümü Katar'ın ihracatının %80'i, Amerika'nın ihracatının yarısı LNG yani sıvılaştırılmış. Buna karşılık Rusya ve Norveç'in ihracatının %90 ve üzeri boru hattıyla. Tüm bu detaylı veriler incelendiğinde Körfez ülkeleri, İran, Irak, Libya, Amerika günlük petrol ihracatında tedarikçi ülkeler olarak daha ne ölçüde devreye girebilirler, günlük ihracatlarını artırmaları için günlük üretimlerini ne ölçüde artırmalılar, her şeyden önemlisi İran'la nükleer anlaşmanın yeniden rayına girmesiyle, en çabuk İran petrolü ve doğal gazı üzerindeki kısıtlar ne zaman kalkar? Uzmanlara göre en erken Haziran. Bunların tümü tüm kartlar masada. Doğalgazda ise denklem daha karışık. Çünkü sıvılaştırılmış doğalgaz LNG, boru hattından yapılan ihracata göre daha meşakkatli. Bu nedenle küresel enerji denkleminde tüm kartlar masadayken, daha yeşil enerji, yenilenebilir enerji, dikkat edin onlara daha sıra bile gelemedi. Kerem Alkin, Sabah